Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Konumuz bugün reco kilo almak. Durmadan gelen soru, kilo alamıyorum abi, kas yapamıyorum. Veya nasıl beslemem lazım? O kadar çok yemek yiyorum ama kilo alamıyorum. Sence inanıyor musun? İnanmıyorum. O kadar yemek yediklerine. İnanmıyorum arkadaşlar. Çünkü genelde en çok sorulan sorulardan birisi de bu. Abi çok yemek yiyorum, kilo alamıyorum. Biz soruyoruz işte ne kadar yiyorsun? Abi bugün işte sabah kahvaltısı büyük yaptım, ondan sonra akşam yemeğini çok büyük yaptım diyorlar. Arada sadece iki öğün yemişler, büyük bunları yediklerini zannediyorlar ama halbuki bu hiçbir şey yani. Mesela aynen büyük dediği öğün kaç oluyor misal, böyle 800 kalori oluyor. Hadi bizden de 200 kalori daha üzerine koyduk. 2000 kalori diyelim. Ve işte hata olan günde gerçekten yani vücuda 6 besin, yani 6 besin yemenizi biz size tavsiye ederiz. Hem vücut daha iyi metabolizma yapıyor bunu ve daha iyi yani güne dağıtmış oluyorsunuz öğünleri. Yani sindirme sisteminiz de daha iyi oluyor. Yani bunu vücut bu öğünleri daha iyi alır. Yani birden vücuda bir çok öğünü verdiğinizde ve arada çok sıra bıraktığınızda, yani zamanlama bıraktığınızda 4-5 saat, o zaman bu vücut zaten kilo alamaz. Çünkü böyle düşünmeniz lazım arkadaşlar, sizin önceliğinden kalori arttırmanız lazım. Bizim burada bakın, şimdi buraya kalori hesaplama videosunu koyacağım, buraya tıklayabilirsiniz arkadaşlar ve orada kalorinizi hesaplayın. Çünkü sizin bir açık yapmanıza gerek yok. Kilo almak istiyorsanız kalorinizi arttırmanız lazım. Burada kalorinizi hesaplarsınız, ondan sonra kalorinizi istediğiniz gibi size göre isterseniz %10 veya 15, hatta 20 bile arttırabilirsiniz. Bu size bağlı. Sonra 1 ay 2 ay bunu deneyin. Çünkü misal veriyorum, 2500 kalori alıyorsa reco ve üzerine atıyorum 3500 bir kalori daha ekliyorsa ve bunu 1 ay sürekli yapıyorsa, o zaman garanti kilo alırsın kardeşim. Evet. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar, bacak antrenmanını aksatmayın. Yani never skip leg day diyorlar ya, yani bu gerçekten doğru. Hatta bilim araştırmalara göre de zaten bacak antrenmanı yapanların bicepsleri de daha fazla büyüyor. Yani bicepsin, o yani üst vücudun iyi gelişmesini istiyorsanız sıkı, sert bacaklarınız olması lazım. Yani bacakları antrenman etmeyi aksatmayın arkadaşlar. Yani gerçekten çok önemli bir konu. Herkesin yaptığı, yani çok kişinin tabii ki sevmeyen, çok acı veren bir antrenmandır. Yani bacak antrenmanı çoğusu da sevmiyor. Ama gerçekten arkadaşlar, bize inanın, bacak antrenmanı aksatmayın. Çünkü bunun nedeni en büyük kas grubu olduğu için, yani bacak tarafları en büyük kas gruplarından birisi olduğu için vücut testosteron daha fazla üretiyor, yani salgılıyor. Evet arkadaşlar, çok önemli konu. Yani açıkçası, yani kısacası burada basicleri öneriyoruz. Basicler dediğimiz gibi bench press olsun, squat olsun, deadlift olsun, bunlar yani, veya bar fix olsun arkadaşlar, bunlar çok önemli hareketler. Hatta burada tekrar link atıyorum, ektomorflar, yani zayıf olan kişiler, vücut tipleri, bunları da izleyebilirsiniz hangi vücut tipleri size göre. Ben buraya şimdi ektomorf atıyorum, mezomorf ve endomorfu da izleyebilirsiniz hangi vücut tipine sahipseniz. Arkadaşlar, reco'nun dediği gibi bacak antrenmanı aksatmayın. Çünkü böyle düşünmeniz lazım. Siz bir ev yap kurarsanız, bir evi yapıyorsunuz arkadaşlar, bunun temeli sağlam bile değilse, alttan başlıyorsunuz, temeli sağlam değilse gerisi nasıl sağlam olabilir? Yani burada bir düşünmek lazım. Demek lazım ki ya benim bacaklarımı, hani Recep'in dediği gibi never skip leg day diyor ya, yani bu gerçekten çok önemli. Bacaklarınızı, yani antrenman yapmazsanız, dikkat etmezseniz arkadaşlar, üst vücudunuzda bacaklarınız kadar anca o kadar gelişir. Yani bu çok önemli konu. Evet ve size bir üçüncü bir tavsiyem olacak arkadaşlar. Yani kilo alamıyorum diyenler, yani gerçekten menünüze, yemeğinize, listenize yağlar ekleyin. Yani sağlıklı yağlar ekleyin. Bu yağların kalori yüksektir, hızlı kilo alabilirsiniz. Hani kalori ihtiyacını doldurmak için hızlı bir şekilde size avokado öneririm arkadaşlar. Ve burada bir şey daha söylemek istiyorum. Hani biliyorsunuz bazen çok zor oluyor o kalorileri doldurmak reco. Ben mesela kendimden bir size örnek vereyim arkadaşlar. Kalorilerimi dolduramıyorsam, yani yemeği yiyemiyorsam, artık buraya kadar geliyorsa, kusacak kadar, boğazıma kadar geliyorsa arkadaşlar, o zaman shake'ler yapın. Çünkü shake'ler hep içebilirsiniz. Yani böyle diyeyim, bunu shake halinde yaptığınızda sıvı olduğu için direktmen aşağı, yani içersiniz. Size misal veriyorum arkadaşlar, düşünsenize lor peynirini kaşıklıyorsunuz. Yani bu gerçekten çok iğrenç. Sonra yulaflı kaşık, ne bileyim. O yüzden bunu shake haline getirince gerçekten çok kolay içebiliyorsunuz. Hem daha rahattır yani. Lor peyniri kaşıklamayla uğraşmayın. Direktmen shake yapın arkadaşlar. Üstüne işte avokado atın, lor peyniri atın, işte bir tane muz ekleyin. Ondan sonra karıştırın için arkadaşlar. Yani protein tozsuz da, yani protein tozu da gereksiz. Aynen. Lazım da değil.
Aynen öyle arkadaşlar, Rejo'nun dediği gibi. Ve videomuzun sonuna da geldik. Umarım faydalı bir video oldu sizin için. Çünkü durmadan bu soruları alıyorduk işte, kilo alamıyorum diye falan filan. Demek ki çok az yiyorsun. Kalorini hesapla dediğim gibi. Ondan sonra arttır, %10, %15 veya %20 sana bağlı. Ben yani %15 ile 20 arası size öneririm. Ondan sonra onu arttır, 1-2 ay dene, sonra kilo alırsın. Yani kilo almak da, yani kötü yağları almak demiyoruz biz burada. Güzel hacim kazanmak. Yani iyi karbonhidratlar, yani uzun zincirli karbonhidratlar. Burada mesela esmer makarna olsun, yulaf olsun, pirinç olsun, yani basmati pirinç olsun, bulgur olsun. Bunlar hepsi iyi karbonhidratlar arkadaşlar. Ve proteinler zaten belli, et, balık. Böyle hani misal veriyorum, kuru fasulye olsun, nohut olsun. Aynen. Süper yani kas gelişiminde. Bunlar çok önemli yani. Bunlara dikkat edersen, kalorini hesaplarsan günde 3000-3500, misal, sadece bu bir misal, 2000'den diyelim 3000 kalori çıkarttığında bunu denedin, garanti kilo alırsın. Ve antrenmanları da ona göre yaparsan, dediğimiz gibi basiclere çok dikkat et, garanti kilo alırsın. Yani burada bir şey yok. Bu sadece sizinle alakalı arkadaşlar. Bu sizin azminize bağlı yani, öyle diyeyim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna da geldik. Fibo yaklaştı bu arada. Fibo yaklaştı. 4. ayın 9'unda Fibo'dayız arkadaşlar. Yani hepiniz orada bekleriz. Yani evet. Bugün cumartesi olacak. Almanya'dan gelen arkadaşlar şurada. Bir de yorumlar atın. Fibo'ya gelmek isteyenler, katılmak isteyenler ve başka sorularınız varsa, videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de videoyu paylaşırsanız çok seviniriz. Hem bize destek çıkmış olursunuz, hem de başkalarına, misal veriyorum, kilo almaya çalışan, dışarıda kaç kişi vardır zayıf olan, kendinden memnun olmayan ve bunlara da destek çıkmış olursunuz. Videomuzun sonuna geldik. Her zaman dediğimiz gibi bizi isteyen direktmen YouTube'dan abone olabilir. Instagram, Facebook, canlı yayın için you know, Periscope, Facebook Live arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Shredded. Boom!